Bırakmadınız ki konuşturayım. Kesin bir şeyler biliyordu adam. Yapma Çınar. Çocukcağızı helak ettin zaten. Belli ki işini yapıyordu sadece, ne bilsin. Ah kuzum. Ah babaannesiyim benim. Kim bilir nasıl korkmuştur evlatçığım, kim bilir nasıl korkmuştur. İkbal Hanım! Susun ne olur. Yeterince sinir bozucu zaten olay. Keyfimden konuşmuyorum efendim. Dilim susa içimin acısı susmuyor. Ne yapayım efendim? Bu ne cüret? Bu ne hadsizlik? Bu ne cüret Reyhan? Siz beni hiç mi kale almıyorsunuz? Böyle birden karşınıza çıkmam hoş olmadı, haklısınız. Ama Reyhan durumu anlatınca belki bir faydam dokunur diye geldim ben. Yardımına ihtiyacımız olduğu fikrine nereden kapılıyor bu adam Reyhan? Gölgesini bile görmeye tahammül edemediğimi daha nasıl izah edeyim size? Ama abi bizim niyetimiz... Başlatma niyetinizden! Kendi aranızda taktığın yüzüğün ne hükmü var sanıyorsun? Yüzük numarasıyla yaptığınız kepazeliği örtbas edemezsiniz. Niyetimiz bu değildi Necip Bey. Ayrıca sevginin de rezillik olduğunu düşünmüyorum. Efendi, idrak edemediysen daha açık izah edeyim. Bu evde ne yerin var ne de işin. Şimdi defol buradan. Ama abi... Duymadın mı? Çek git dedim sana. Peki Necip Bey. Siz nasıl istersiniz? Okan. Şimdi bizim gururumuzu tartışmanın sırası değil Reyhan. Hadi sen Çınar'ın yanına git, sonra konuşuruz. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben hazırım. Aç oğlum ama aklı selim konuş. Adamların damarına basma. Canımız ellerinde. Bunu göz ardı etme sakın, tamam mı? Hadi aç. Sakin ol Çınar. Alo. Ne o, çok önemli işin mi vardı da açmadın Çınar Efendi? Bir daha ikinci çalmada açacaksın ona göre. Ben zamanı kıymetli bir adamım. Malum senin gibi para içinde de yüzmüyorum. Neredesiniz onu söyle. Kızım nerede? Sakin ol. Benle tabii. Babası böyle akıllı davranıp sözümüzü dinlemeye devam ederse yakında kavuşursunuz. Ne istiyorsun? Ağır ol, ağır, ağır. Yoksa kapatıveririm, bir daha canım isteyip arayana kadar. Karın ağrısı çekersin. Kızın hediyesini beğendin mi? Bana bak. Sana yemin ediyorum, nerede olursam bulurum seni. Sonra her bir tarafına ayrı ayrı acı çektiririm. Konuşma da kulağını dört aç. O yalıda yellensen donundan evvel biz duyarız. O kadar. Elim gözüm üstünüzde yani. Ne demek istediğimi anladığını varsayarak devam ediyorum şimdi. Şimdi ilk yanlışında kızına yapacaklarından sen mesul olursun. O yüzden aklını başına devşir derim. Sonra... Kızına kavuşmak istiyorsan gece yarısına kadar 1 milyonu hazır et. Nereye, ne zaman, ne getireceğini... Bir dahaki sefer söyleyeceğiz. Tamam. Kızımla konuşmak istiyorum. Sen parayı hazır et, hepsine sıra gelecek koçum. Kızımla konuşmak istiyorum. Kızımı getir telefona! Alo! Alo! Hepinizi geberteceğim sizin! Yani... İkbal Hanım. Anne. Gel. Gel canım. Tamam canım. Geçecek.
İkbal'e ne? İyi misiniz? Abi gözünü açtı. Ne oldu bana? Anne, iyi misin? İkbal Hanım. Hanım, bir yudum su iç. Anne, iyi misin? İkbal Hanım, iyi misiniz? Nasip olayım Necip Bey. Canımızı, evimizin neşesini aldılar bize. Nasip olayım Necip Bey. Bize bunu yapanlardan hesabını sormazsan ben de adam bilirim. Eşim, pozitif düşün lütfen. Bir şey olmayacak Lale. Baba. Hala ulaşamadılar mı şu telefona? Oğlum az sabret. Adamlar söyledi ya, bunlar profesyonelmiş. Tespiti zorlaştırmak için sinyalleri mi karıştırmışlar, bir şeyler yapmışlar. Ya böyle beklemekten kafayı yiyeceğim ben. Kendinizi böyle koyuvermeyin. Biz güçlü olursak, ailevi desteği birbirimizden esirgemezsek her şey hallolur. Belli ki adamların eli kolu uzun. Biz de adımımızı atmadan niyetimizi tespit ediyorlar sanki. Bu yüzden ne diyorlarsa onları yapacağız. Yusuf nerede? Okulda. Yani antrenmanı vardı. Abi ona bir şey yapmaz artık mı? Sanmam. Ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Sen hemen şoförü ara. Okulun çıkışına gitsin, çocuğu alıp yalıya getirsin. Bundan sonra okula falan gitmek de yok. Bu mesele hallolana kadar kimse yalıdan ayrılmayacak. Tamam, anladım. Bu konuda özel hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Hayırlı akşamlar. Kimle konuşuyordun baba? İstihbarattan arkadaşlarla. Bu hususta ellerini çabuk tutmalarını rica ettim. Hala bir gelişme yok ama. Bakıyorlar evladım. Gereğini yapacaklar elbette. Ama benim sabrım kalmadı. Ya bir şey yapacak olsalardı yaparlardı. Kaç saat oldu aramadılar. Ben gidiyorum. Nereye Çınar? Polise. Çınar, delirdin mi? Yapma, ne olursun. Duymadın mı adamların dediklerini? Ya tamam, bu konuyu konuşmayalım eşim, olur mu? Böyle elim kolum bağlı bekleyemem ben. Lale nerede? Ne yapıyor diye delirmek üzereyim. Çınar, ya fark ederlerse ve bir şey yaparlarsa. Yeşim haklı Çınar. Adamlarla inatlaşmanın alemi yok. Maalesef kozlar onların elinde. Yeter artık. Söz konusu olan benim kızım. Bu oyunu onların kurallarına göre oynamayacağım ben. Böyle beklemek asabını bozdu, biliyorum. Hiçbirimiz için kolay değil Çınar. Ama fevri davranıp dönüşü olmayan bir yanlışa sebep oluruz diye endişe ediyorum. Benim yerimde sen olsaydın ne yapardın baba? Şimdi bırak da gideyim. Çınar, ne olur gitme, yalvarırım. Madem kararlısın ben de seninle geliyorum. Delirdiniz mi Necip Bey? Nasıl izin verirsiniz böyle bir şeye? Ya Lale'ye bir şey olursa? Necip Bey gitmeyin, ne olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.